Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bayağı gotik bir tarzda karşınızdayım. Çalışında da Recep Lira. Bugünkü videomuzda hoşlandığınız kişiye mesaj atma bahaneleriyle karşınızdayım. Sizin için tamı tamına 7 ve çok çok işe yarayan konuşma başlatma mesajları paylaşacağım. Öncelikle bu tarz videoların gelmesini isterseniz bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol tuşunun yanındaki zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Dilerseniz bu gotik ablanızı sosyal medya hesabından da takip edebilirsiniz. Evet, şimdi hazırsanız başlayalım. Şimdi bazen birilerinden hoşlanabiliyoruz, birilerinin bize mesaj atmasını isteyebiliyoruz ama atamayabiliyorlar ya da bir şeyler oluyor, atmıyor domuzlar falan. Neyse. Ama biz eğer atmak istersek ve bir bahanenin altına sığmak istersek bu bahaneler ne tür bahaneler olabilir? Bunlardan bahsedeceğim. Bu arada isterseniz bu bahanelerin hiçbirini uygulamadan da ne yapıyorsun, nasılsın tarzında mesajlar atabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ama yok, ben bahane istiyorum, benim için bir bahane gerekli diyorsanız, yani elle tutulur bir sebep gerekiyor diyorsanız bu videoyu dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim. Ve hazırsanız birinci maddemizden başlayalım. Şimdi tabii ki en işe yarayan konuşma başlatma taktiklerinden bir tanesi story'e yanıt vermek. Özellikle bu story dizi, film, kitap tarzı story'ler atılmışsa nasıl ya, beğendin mi? Ben de izlemeyi düşünüyorum. Beğendin mi? Hani ben de alayım mı o kitabı, ne dersin tarzında DM'ler atabilirsiniz ya da story'e öyle bir şey atar ki o hani cevap vermek istersiniz. O an hani o konuda bir fikriniz vardır ve bir şey yazmak istersiniz. Tabii ki o zaman kendinizi tutmayın. Eğer konuşma başlatmak istiyorsanız hemen yazı verin gitsin. Çünkü bu tabii ki en işe yarayan şeylerden bir tanesi konuşma başlatmak ve dikkat çekmek istiyorsanız. Şimdi ikinci maddemize geçelim. Onun iyi olduğunu düşündüğünüz bir konuyla ilgili sanki merak ediyormuş veya ilginiz varmışçasına bir konuşma başlatabilirsiniz. Tabii ki mesaj yoluyla da yapabilirsiniz. Yüz yüze konuş de yapabilirsiniz. Ayşe sen şunu yapıyordun ya da aa sen şuraya gidiyordun, nasıl sence ben de gideyim mi? Ya da nasıl sence ben de başlayayım mı? Ya da aa nasıl çiziyorsun ya? Atıyorum güzel bir çizim yapıyordur. Aa nasıl çiziyorsun ya? Ben de çizmek istiyorum işte, nasıl başladın çizime tarzında. Sanki böyle ilgileniyormuş gibi sorular sorabilirsiniz ya da sporla ilgili konular başlatabilirsiniz. Eğer karşınızdaki kişi sporla ilgileniyorsa, ki muhakkak bir şekilde ilgilendiği bir şey muhakkak vardır diye varsayarak konuşma başlatmanız, buradan girmeniz yani aşırı kolay, inanılmaz kolay. Karşıdaki kişi anlasa da eğer sizinle gerçekten konuşmak istiyorsa ve sohbet etmek istiyorsa tabii ki yüksek bir olasılıktır ki salağa yatacaktır, ki yatmalısın. Salağa yat. Bak ben sana mesaj atıyorum, salağa yat. Anlamamış olur. Anladın mı? Evet, bir diğer maddemiz ise maalesef ki en işe yarayan şeylerden bir tanesi seni rüyamda gördüm, İyi misin? Şimdi bunu söyledikten sonra %99'unuz gülüyor olabilir ya da bunu ben yapmıştım da diyor olabilir. Ama gerçekten de günümüzün, çağımızın en işe yarayan şeylerinden bir tanesi de seni rüyamda gördüm, ne yapıyorsun, nasılsın, iyi misin tarzında mesajlar atabilirsiniz. Bu tabii ki birazcık çocuksu, ergen. Yok şaka. Ya eğer konuşma başlatmak istiyorsanız çocuksu da durabilirsiniz, ergensiz de durabilirsiniz. Söz konusu konuşmaksa eğer, konuşma başlatmak istiyorsanız eğer, gerisi teferruattır diye düşünerekten bu maddeyi de ele alabilirsiniz. Çünkü en işe yarayan şeylerden bir tanesi, özellikle bu kişi sizin eski sevgilinizse. Her zaman o konu üzerinde bir konuşulur, anladınız mı? Her zaman oradan bir yürülür, yani yürünebilecek bir konu çünkü. Bu arada bunu yazmadan önce lütfen kafanıza bir rüya canlandırın, tamam mı? Bir rüya canlandırın ki birden hani şu falan olmayın. Bir diğer maddemiz ise yine tabii ki Gizem ablamızın en işe yarayan maddelerinden bir tanesi. Soru sorarak konu başlatmak, mesaj atmak her zaman olası ve her zaman cevap verilesi bir mesajdır. Derslerle ilgili, ödevlerle ilgili, sınavlarla ilgili her şey sorabilirsiniz. Bu onun alakası olmasa da olur arkadaşlar. Yeter ki soru sormaya başlayın siz. Herhangi bir etkinliği bahane ederek de tabii ki mesaj atabilirsiniz. Bu her zaman işe yarayan şeylerden bir tanesidir çünkü. Çünkü soruyla mesajlaşmak her zaman daha böyle soru cevap, soru cevap, soru cevap. Yani o yüzden uzar gider. Yani cevap verir, o cevap verdiği şeyin bir şeyini daha merak edersiniz. Yine soru sorarsınız tarzında böyle gider. O yüzden bu en yine tabii ki en önemli maddelerimizden bir tanesiydi ve diğerine geçelim. Diğer bir maddemiz ise onu bir yerde görmüş gibi yapın. Seni Beşiktaş'ta görmüştüm ya. Ne yapıyordun orada? O bendeydim. Aa,
tüm sana da çok benziyor da. Çok benziyordu sana yani. Falan tarzında tabii ki o değil. Asla o değil ama oymuşçasına mesaj atabilirsiniz. Bu her zaman konu başlatacak bir şeydir çünkü. Her zaman atılası bir mesajdır. Hatta birçoğumuz belki bu mesaja maruz kalmışızdır. Bilakis ben mesaja maruz kalmış olabilirim geçmiş zamanlarda. Ama işte işe yarayan şeylerden bir tanesi Gizem ablanız size tavsiye ediyor böyle bir şeyi. Özellikle eğer bu kişi size gerçekten ilgi duyuyorsa ya da gerçekten mesajlaşmak istiyorsa ne yazarsanız yazın. İnanın ki o mesajın cevabını mutlaka alacaksınızdır zaten. Çünkü her zaman aa sen değil miydin neyse ne yapıyorsun tarzında böyle döndürebilirsiniz o konuyu. Altıncı maddemiz ise eğer üniversite zamanlarındaysanız, aynı sınıftaysanız ya da herhangi aynı bir amfideyseniz ya da ortak aldığınız bir ders varsa ders notları sende var mı ya da ne zamandı sınav tarzında mesajlar atabilirsiniz. Özellikle ders notları istemek her zaman bir buluşma, görüşme, bir mesajlaşma gerektiren şeylerden bir tanesidir. O yüzden eğer aynı üniversitedeyseniz ki eğer aynı sınıftaysanız, lisede de eğer aynı sınıftaysanız ders notlarını isteyebilirsiniz. Aa ben gelmemiştim o gün, hangi konuları işlediniz tarzında sorular elbette ki sorabilirsiniz. Bu her zaman mesaj başlatmanın yani one number one, anladınız mı? O kadar işe yarayan şeylerden tabii ki bir tanesidir. Çünkü ben söylüyorsam bu kesinlikle işe yarar. Bunu asla şey yapmıyorum, bunu asla... şey yapmıyorum bile yani. İhtimal haline bile getirmiyorum. %100 işe yarayan şeylerden bir tanesidir çünkü bu. Evet, yedinci ve son maddemiz ise, hatta bana o kadar çok bu konuyla ilgili soruyorsunuz ki Gizem abla eski sevgilinin doğum günü kutlayayım mı? Bence hayır bu arada. Bence hayır. Eski sevgilinse hayır ama eğer hoşlandığın kişiyse ve onunla mesajlaşma başlatmak istiyorsan ya da sadece sosyal medyadan takipleşiyorsan ve onun dikkatini çekmek bir herhangi bir sohbet başlatmak istiyorsan bu anlamda tabii ki doğum gününü kutlayabilirsin ya da özel günlerde herhangi bir toplu mesaj gibi. Aman bu çok ezikçe ama neyse, doğum günü diyelim biz. Doğum gününü kutlayabilirsiniz. Bu hem tanışma olasılığınızı arttırır, hem muhabbetinizi arttırır, hem daha samimi yapar. Çünkü hani doğum günümüzü kutlayan insanlar hani bizim için çok önemlidir, çok değerlidir ve çok severiz doğum günümüzü kutlayan insanları. Hani onlar için önemli ve özel olduğumuzu hissederiz çünkü. Bu noktada o kişi de bunu hissedebilir ve eğer bunu hissetmesini istiyorsan tabii ki doğum günü mesajı atabilirsin. Çünkü doğum gününü kutlamakta herhangi bir zarar olmayacaktır. Hayır, eski sevgilini ise kutlamamalısın. Çünkü zaten bir mesaj atma bahanesi olduğu çok belli oluyor. Diğerinde de okey belli olabilir ama en azından bir ihtimal çok iyi bir insan çıkabilir, çok iyi bir aşk yaşayabilirsin. Çok iyi flörtleşebilirsin, mutlu olabilirsin ama eski sevgili, anladın mı? Hani olmamış, bir şeyler yanlış gitmiş ve bitmiş. Şimdi sen bunun üstüne doğum günü kutlama mesajı atarsan bu noktada işte teşekkür ederim yazacak, geçecek. Ne yazacak? Ne yapıyorsun? Nasılsın? Falan mı diyeceksin? Ne kadar uzatabilirsin ki? Ha, eğer keşke doğmasaydın yazacaksanız tabii ki yazabilirsiniz. Kimse tutmuyor sizi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım yararlı bulmuşsunuzdur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, abone ol tuşun yanındaki zile basmayı lütfen unutmayın. Dilerseniz beni sosyal medya hesabından da takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.